Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gene size güzel bir tarifim var. Malum Ramazan geliyor. Şimdi hamur işleri, börekler yavaşta. Ben de şöyle bir börek yapayım dedim. Nasıl bir şey yapacağız? Mayasız ve tavada börek yapacağız. Çıtır çıtır olacak. Çok güzel olacak. Şöyle malzemelere bakalım. 3,5 su bardağı unla yapacağım ben arkadaşlar. Buna yarım tatlı kaşığı tuz, fazla değil. Efendime söyleyeyim. Çıtır olması için bir miktar sirke. Bunu iyi deneyin arkadaşlar. Çok fark ediyor yani çıtırlıkta. Ben boşnak böreği yaparken kullanıyorum. Yani bir çay kaşığını doldurmayacak. Bir yemek kaşığını doldurmayacak kadar bir sirke atıyorum. Normal herhangi bir sirke olabilir. Ve su ilave ediyoruz. Şimdi su burada una göre değişiyor. Göreceli arkadaşlar. Bu hamur işi yapanların en büyük korkusu suyla börek oranını ayarlayamamak. Onun için en güzel iş önce unu atıp arkasından suyu ilave etmektir. En garantisi budur. Ben genelde öyle yapıyorum ama yetmediği vakitte un su oranını ayarlayabilirsiniz. Yani bu o kadar korkulacak bir şey değil. O tam ölçüler un, tam ölçüler kekte birazcık daha önem kazanıyor arkadaşlar. Bizim gibi bu tip hamurlarda pek o kadar fark etmiyor. Yani her türlü ayarlanır. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar korkmasınlar. Bunu ayarlamak en basit işlerden birisi. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Bir 10 dakikaya yakın yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamurumuzu kulak memesi kıvamına getirdikten sonra üstüne bir bez örtüp yarım saat dinlendirmeye alıyoruz arkadaşlar. Bu dinlenirken siz de içini hazırlayabilirsiniz. İster peynir, ister kıymalı iç hazırlayabilirsiniz. Ben kıymalı iç hazırladım. Daha evvel çok hazırladığım için bu sefer çekmeyeceğim. Şuralarda bir yerde kıymalı börek iç hazırlama olacaktı arkadaşlar. Nasıl isterseniz öyle hazırlayın. Yani buna 150 gram kıymadan yeter. Evet, hamurumuz bu hamur açma işlerinde hamuru dinlendirmek çok önemlidir. Hamur ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılır. Özellikle bu mayasız hamurlarda. Şimdi bir ben 7 parça yapacağım arkadaşlar. Bir parça arttı. Bunun özelliği ince olması. Şöyle tezgahıma birazcık un serpiyorum. Yuvarladığım hamurları şuraya koyuyorum. Hamurlarımızı yuvarladık. Şöyle yuvarladıktan sonra bir 10 dakika daha dinlendirelim arkadaşlar. Hamurlarımız dinlenirken biz de yağımızı hazırlayalım. Arkadaşlar bu bir tavaya ya da bir kaba 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ attım. Bunları erime kıvamına getireceğiz. Böreğimizi içine sürmek için. Bu arada ben içimi de hazırladım. Yaparken çekmedim ama gene söyleyeyim. Bunda 150-200 gram yakın kıyma var. Bir ufak soğanın yarısı. Bir de az bir şey karabiber var. Başka bir şey yok. Bu benim börek için. Yalnız bunda bir tek püf noktası var.
Kıymayı fazla kavurmuyorum arkadaşlar. Suyu gitmesin. Beyazına, beyaz haline geldi. Kırmızılığı aldığımız vakit yeterli olur. Bunun biraz soğuması gerekiyor. Sıcakken böreğin içine koyulmaz bu. Yufkaları bozabilir. Yağımız erisin. Böreğimizi yapmaya başlayalım. Bu arada hamurlarımız da dinlendi. Şimdi bunu, bu benim büyük döküm tavam, buna yapacağım arkadaşlar. Zaten özelliği bunun tavada olması. Hamurlarımızı açmaya başlayalım. Hamurları açmadan evvel yapacağımız bir iş, tavamızın dibini birazcık yağlamak. Şöyle bir fırça yardımıyla, çok değil. Hamurlarımız zaten yağlı olacak. Yağımız artacak diye korkmayın. O yağla çok güzel yumurta pişirebilirsiniz. İçine kırmızı bırakıp harika bir yumurta pişirilebilir. Şimdi hamurlarımızı açalım. Bu işlemi yaparken acele yapmaya gerek yok. En sonunda hiçbirimiz pastancı değiliz. Evde yapıyoruz. Gayet sakin, gayet rahat, düzgün biçimde yaparız. Hamurumuz ince olmalı arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi börek dediğin ince olmalı. Eli alışkın hanımlar bunu oklavayla da açabilir. Ama bana merdaneyle açmak daha kolay ve daha pratik geliyor. Oklava kullanma işi birazcık daha usta işe. Şimdi açtığımız hamuru tavamıza yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştirdiğimiz ilk kat hamura yağımızdan sürüyoruz şöyle. Bizim böreğimizi çıtır yapacak şey, tel tel davran yapacak şey bu yağdır. Bu işin bitince bir tane daha açıyoruz. İkinci kat hamurumuzu açtık. Onda tepsi tabamıza yerleştiriyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ben şimdi bu ikinci kata yağ sürmeyeceğim. Alttaki hamur yağlı. Onun yağı zaten buna sirayet edecek. Ve ikinci kata içimizi koyacağız. Zaten kıymamızda bir miktar yağ var. Şimdi bir de yağ sürersek çok yağlı olur. Bu kadar fazla bir malzeme de yerleştirmiyoruz. Çünkü daha kat yapacağız. Arkasından iki kat daha açıyoruz. Onların da arasına yağ süreceğiz. Şimdi kıymanın üstünde serdiğimiz kata yağ sürüyoruz.
her tarafına gelecek biçimde yağlıyoruz hamurumuzu. Üstüne bir kat daha hamur. Bu katımızla yağlanıyoruz. Buna da kıymalı harcımızı atıyoruz. Evet, üçüncü katı da atıyoruz. İki katı arkadaşlar aralarını yağlayarak attık. Şimdi üçüncü katı atıyoruz. Şöyle kenarlarını sıkıştırıyorum. İçindeki malzemelerin düşmemesi için çevirirken. Ve en üstünü de yağlıyorum. Alt üstü pişireceğimiz için tavayı bir daha yağlamaya gerek kalmayacak. Üstünü yağlarsak. Şu şekilde yağladıktan sonra ben bir 10 dakika kadar dinlendirmeyi tavsiye ediyorum. Yağ böyle bütün hamurların içine işlesin. Pul pul olması için yağın hamura işlemesi gerekiyor. Şu anda mayalı hamurda olmadığı için korkmayın arkadaşlar. Şu şöyle bir 10 dakika beklesin. Evet, böreğimiz dinlendi. Şimdi bunu ayvazımızın ya da ocağımızın en kuvvetli gözüne koyuyoruz. Altını full açıyoruz ve kızarmaya bırakıyoruz. Böreğimiz yavaş yavaş kızarmaya başladı gibi. Şimdi böyle kontrol ediyoruz. Arada bir tavayı şöyle çevirelim. Ocağın her gözünden aynı ateş çıkmayabilir. Bakalım durumları nasıl? Olmak üzere. Evet. Böreğimiz kızardı. Şimdi şöyle güzel bir kapak yardımıyla bunu bir çevirelim. Tersini tavaya bırakalım. Gördüğünüz gibi mükemmel kızardı. Şimdi altını kızartıyoruz. İstediğimiz oranda, isterseniz kıpkırmızı yapın. Bu sizin zevkiniz. Böreğimiz pişti. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bu döküm tavanın sıcaklığı da birazcık daha bu pişebilir. Evet. Şimdi böreğimizi tezgahımıza alalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi altı da böyle kızardı. Keselim, içine bakalım. Çıtırtıyı söylememe gerek yok herhalde.
Gördüğünüz şekli aldı arkadaşlar. Üstü çıtır çıtır, pul pul. İçindeki kıymalar sulu sulu. Bence mükemmel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Ramazan'da, sahurda mükemmel olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun.